15 yılda emekli olmak mümkün mü? 1800 günle emekliliğe giden yol haritası belli oldu. Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayalini süslüyor. Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayalini süslüyor. Mevzuatımıza göre belirli durumlarda yaş şartı aranmaksızın emekli olmak mümkün. Bu fırsat özellikle engelli çalışanlar için vergi indirimiyle veya çalışamayacak durumdaki vatandaşlar için malulen emeklilik ile sağlanıyor. İşte her iki sistemin detayları. Malulen emeklilik ve engelli emekliliği arasındaki farklar. Malulen emeklilik. Çalışmaya başladıktan sonra oluşan rahatsızlıklar veya iş kazaları gibi durumlarda geçerli. En az 1800 gün, 5 yıl prim günü gerekiyor. SGK Sağlık Kurulu tarafından en az %60 iş göremezlik raporu onaylanmalı. Engelli emekliliği. Doğuştan gelen veya sonradan alınan %40 ve üzeri engellilik raporu ile mümkün. Yaş şartı aranmıyor ancak sigortalılık süresi ve prim günü şartları var. Engelli emekliliği için şartlar. Vergi indirimi almak gerekiyor. İş yerinden alınacak belgeyle vergi dairesine başvuru yapılır. Vergi dairesi sizi yetkili bir hastaneye sevk eder ve burada alınan rapor SGK tarafından onaylanır. Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı Sigorta başlangıç tarihine göre 15-20 yıl arasında değişir. Prim gün sayısı ise 3600 ila 4400 gün arasında belirlenir. Bağkur ve memurlar için erken emeklilik Bağkur Sigortalıları 1 Ekim 2008 sonrası düzenleme ile engelli bağkurlular erken emeklilik hakkına kavuştu. %60 ve üzeri engel oranı 15 yıl ve 3960 gün. 50-59 engel oranı 16 yıl ve 4320 gün. 40-49 engel oranı 18 yıl ve 4680 gün. Memurlar 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan ve 40 üzeri engel oranı bulunan memurlar da erken emeklilikten yararlanabiliyor. En az 5400 gün, 15 yıl, prim ödemesi şartı var. Malulen emeklilik için gereken şartlar. En az 1800 gün prim ödenmiş olmalı. Çalışamayacak durumda olduğunu belgelemek için hastaneden alınan %60 iş göremezlik raporu gerekli. SGK Sağlık Kurulu'nun onay vermesi şart. Hangi hastalıklar malulen emeklilik kapsamında? Kanser, Parkinson, MS hastalığı, bipolar bozukluk, şizofreni, organ nakli, epilepsi, siroz, felç, demans, görme kaybı gibi rahatsızlıklar malulen emeklilik kapsamına giriyor. Malulen emeklilik süreci ve kontrol muayenesi. Malulen emekli olan kişiler Doktor raporuna bağlı olarak belirli aralıklarla yeniden muayeneye girer. Eğer rahatsızlık ortadan kalkar ve iş göremezlik oranı %60'ın altına düşerse emeklilik iptal edilir. Erken emeklilikle ilgili daha fazla bilgi için SGK'ya başvurabilir veya resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.